Merhabalar sevgili izleyenler. Cumartesi sabahında saatlerimiz 11.15'e gelirken sizlerle birlikte HT Spor'da. Bu hafta biraz farklı bir konseptimiz var HT Spor'da. Gündem çok yoğunlaştı, futbol gündemi. Haftalardır üst üste olaylar yaşanıyor, açıklamalar oluyor. Tabii ki bir taraftan Süper Kupa mücadelesi oynanacak. Fenerbahçe'de Divan Kurulu'nda dün Ali Koç'un açıklamaları oldu. Bir seçim. Daha doğrusu olağanüstü bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu anlamda hem de kulüpler birliğinde dün Ali Koç'un yine aynı şekilde başkanlıktan istifa talebi diğer kulüpler tarafından bir şekilde kibar bir şekilde reddedildi. Bunların hepsini konuşacağız. Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'la birlikteyiz bugün. ...hoş geldiniz öncelikle. Hoş Günaydın. Bitmiyor gündem. Sayma <laughs> <Evet>. işlemi. <laughs> o hepsini kadar bir fazla özetleyerek konu başlayalım evet. istedim. Şimdi Fenerbahçe Kulübü Başkanı... ...Sayın Ali Koç'un dün yaptığı... ...divan kurulundaki... E, ...açıklama, hani ne yapacağımız tam belli değil... ...ama kesinlikle... ...hiçbir şey yapmadığımız bir durum... ...olmayacak e, cümlesinden... ...başlamak istiyorum. Ahmet bunu nasıl... ...yorumluyoruz? Sen e, biraz... ...tabii ki e, kulis bilgileriyle birlikte... Evet dünkü açıklamalarda şöyle hani bir grup var hala bu konuda çekilemez. Hani bu konuya böyle daha alaycı yaklaşan ama Fenerbahçe'de her gün çok yoğun bir toplantı gündemi var. Yani dünkü divan kurulu toplantısı sadece görünen bir toplantıydı. İşte eski yönetim kurulu üyeleri, dernekler vesaire. Dernekler de Fenerbahçe'nin önde gelen dernekleri, 1907 gibi dernekler, işte diğer dernekler de kendi aralarında sürekli istişareler yapıyorlar. Fenerbahçe 2 Nisan'da çok net bir şekilde radikal bir karar alacak. Hatta burada karar almaktan ziyade orada karar alınmasa bile yönetime geniş bir yetki çıkacak gibi gözüküyor. Yani bunu sadece ligden çekilmek üzerinden konuşmamak gerekiyor. Hı hı. İşte Süper Kupa'dan ee, süper Kupa maçına çıkmamak, işte sportif faaliyetleri dondurmak belli bir süre, ee, bunun dışında e, bütçe küçültmek, işte e, yani sayısız öneri geliyor. Şimdi bunların kongre öncesinde yapılması sebebi de şu, kongrede biraz daha bu önerileri toplayıp bunlar üzerinden konuşmak. Yani kongre fikir belirtme alanı değil daha çok... Ee, ne yapalımı konuşma alanı olacak. Bu şekilde... E... Yani şu anda hasta fikirler toplanıyor bu şekilde. Evet, neler evet. konuşulacak? Yani o Gündemin çok geniş bir çerçevede yapılıyor. Hatta Aziz Başkan da çıktı açıklama yaptı. O da kendince fikrini söyledi. Onun da kongreye katılması yönünde büyük bir beklenti var onu da bir kez daha söyleyelim. Ee, bu şekilde gidiyor. Dün başkanın açıklamalarında bazı noktalar vardı. Onu sonradan da tekrar geliriz ama e, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ferbahçe'nin başkan sürekli bunu vurgulamaya çalıştı. Bunu da Ferbahçe de bunu, Ferbahçe camiası da bunu vurgulamaya çalışıyor. Bu evet Trabzonspor Ferbahçe maçı bardağı taşıran son damla oldu ama bu bir birikimin yani 15 yıllık bir hikayenin sonucunda gelen bir şey. Zaten camianın her mi bakarsanız yani Fenerbahçe camiası içinde farklı siyasi dinamiklere yakın insanların hepsi aynı noktada tepki veriyor. Bir şey yapılmalı diyor. Eski yönetimler fark etmeden evet kimisi işte ligden çekilmeyi eleştiriyor vesaire ama herkes artık bu bardan taştığını bütün Fenerbahçe camiası eksiksiz bir şekilde bu bardan taştığını ve bu Fenerbahçe karşıtı işlerin artık bir son bulması gerektiğini yani e, sportif alandan ziyade sportif alan dışındaki Fenerbahçe karşıtı işlerin artık son bulması gerektiği noktasında 7'den 70'e camiada bir e, birlik söz konusu. Mehmet Sayan, size gelelim. Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasından bu yana e, olan olaylar Nereden başlamak isterseniz, buyurun başlayın. Sondan başlamak lazım, ee, hatta dün akşamdan başlamak lazım. Dün geceden başlamak lazım. Alba Berlin, Fenerbahçe mağlubiyeti ve Naci 50 sayıyla büyük bir rekorun sahibi oldu. Ee, Fenerbahçe futbolu e, ve futbolun etrafını konuşurken, basketbolda tarihi iki tane İstanbul'da maça tanıklık ettik. Naci 50 sayıyla değil mi Euroleague'in en çok sayı atan oyuncusu oldu az önce alt yazıda da vardı Galatasaray'da yarı final mücadelesi kazandı kadınlar basketbol liginde falan. Yani e, burası bir spor kulübü. Şimdi, bu spor kulübünü e, Dönüp de, bir gün önce Eczacıbaşı var abi özür diliyorum. Eczacıbaşı'nın yendi bir gün Keza önce. Keza voleybolda evet. yani, Fenerbahçe e, Bu spor kulübünü futbolda evet haksızlıklara uğradıklarını iddia ediyorlar. O uğradığı iddia edilen haksızlıkların içerisinde e, boğmak ve ee, oradan görünürlüğünü çalmak Ali Koç dahil kimsenin hakkı değil. Ha Fenerbahçe bir şey yapmasın mı? Ben dün yorumumdur bu yazı da yazdım. Asla ben Fenerbahçe'yi tutan bir insan dedim zaten. Bırak kongresin falan olmasını. İşte Amidi takip ediyorduk beraber çalışmalar evvel. İş i̇şte adalettir. adaletsiz çekip monstr Bunlar benim Fenerbahçe'de baktığım adamlar. Bunların öngörüleri baktığım adamlar. Bunlar benim için çok kıymetli insanlar. Şimdi ee, oralardan süzdü ve dün akşam en sonundaki biraz sonra anlatırım basın toplantısı Ali Bey'le birlikteydik basın buluşmasında. Şimdi Ali Koç'a kimse durup dururken Ahmet benden daha iyi tanır Ali Bey'i. Ben hayatımda ilk defa 3 saat karşı karşıya oturdum. Ali Koç'a hiç kimse durup dururken şunu yaptıramaz. Bir divan kurulu toplantısı bu kadar şaşalı, bu kadar büyük ve bu kadar gurur verici. Fenerbahçe Ali Koç adına gurur verici bir toplantısından sonra işte İlker Başbuğ çıkmış konuşmuş, bir sürü insan konuşmuş falan. Durup dururken Ali Koç final konuşmasında Süper Kupa bileti almayın ey Fenerbahçeliler demez. Dolayısıyla ben ilk aksiyonun son mu bilmiyorum ama ilk aksiyonun Süper Kupa maçına çıkmamak olacağını düşünürüm. Bunu düşünmek için de öyle çok büyük cimris bir JK'ya sahip olmak falan gerekmiyor. Süreci tamamen takip ettim. 17 Mart gecesi burada yayında iken ve dün de Ali Koç'un e, Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki konuşmasının son cümlesine kadar takip ettim. Yani 17-29 Mart arasında geçen toplam 13 günlük aksiyon içerisinde Fenerbahçe'nin protesto adına resmi olarak dile getirdiği bir tek şey var. Süper Kupa maçına çıkmayabiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? Ya Ali Koç durup dururken sadece bir hafta kalmış bir Süper Kupa maçı için taraflarına bilet almayın, seyahat organizasyonu yapmayın der mi abi? Şimdi o yüzden ben Ahmet'in sözünü ettiği yetkilerin yönetime verildikten sonra Fenerbahçe yönetiminin 2 Nisan'ı 3 Nisan'a bağlayacak gecede alacağı ilk aksiyonun Süper Kupa maçına çıkmamak olacağını varsayıyorum. Öyle değerlendiriyorum. Ya da orada o kararın eğilip bükülüp, e, içinin biraz daha doldurulup ya da öteki taraftan bakınca eğilip bükülüp U19'daki çocuklara çıkılması gibi bir karar olacağını görüyorum. Çünkü Sonuçta burada ya. ben şunu söyleyemem. Unutma efendim. Ben şunu söyleyemem. Fenerbahçe hiçbir şey yapmasın. Kendi haksızlıklarına inanıyorlarsa ki öyle bir inanç. Çok coşkulu bir inanç söz konusu. Evet abi bir şey yapsınlar. Şimdi biraz sonra aylıklarına gidelim. Burada altı sayfa notum var benim. Ee, oradaki basın buluşmasında evet. Ali Bey'in anlattıkları zaten sonra hem kendi dün anlattı hem her yerde çıktı dolayısıyla onu anlatırız ama benim manşetim Fenerbahçe galiba Süper Kupa maçına çıkmayacak ya da çıkarsa da U19 takımında genç oyuncularla çıkıp kamuoyuna kendi tahkim ettiği konsolide ettiği kamuoyuna ilk büyük mesajı verecek gibime geliyor. Evet orada da çıkmaması durumunda bir sonraki dönem Türkiye Kupası'na yer almama durumu var. İşin evet, arkasında farklı evet, 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 evet farklı onu... Ya burada Ferbahçe Camiası'nın bir hassasiyeti var onu anlatalım. Bir karar alındığında direkt sonuçları ne olur şeyleriyle bombardımanıyla karşılaşmayı biraz ofansif tavır olarak değerlendiriyor camia. Orada bir hassasiyet var. Özellikle tabii bazı noktalarda direkt medya tarafından bazı kesimlerinden medyanın bazı kesimlerinden direkt cevap alıyorlar. Yani böyle sanki... Fenerbahçe'nin muhatabı bir kulüpmüş gibi. Oraya da bir tepki var o işin içinde. Ee, o kısma da yönelik. Yani, aslında yani önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda olmamak da... Tepki, evet, e, evet, Bunun sonuçlarını şu anda çok da fazla... Önümüzdeki hesaba sezon Türkiye Kupası'nda olmamanın arkasında da farklı tepki amaçları var. Ee, bu konu tabii ki ciddi Mehmet abinin tespitine katılıyorum. Ee, en hızlı uygulanabilecek çünkü bugün e, Samandıra'da bir toplantı var abi hani detaylarını öğreneceğiz ama Hı -hı. futbolcuların bakış açısını Önce biliyoruz. Oyuncu lig oynamak ister. Tabii yani. yani. Kimse kupayı o anlamda ciddi almaz yani. Ee, i̇ki, devam etmek istiyorlar. Ahmet unutma iki e, Perşembe akşamı sevgili Ahmet Ürkmez ile abi iftarında Fikret Orman'la konuştuk. Ben işin teknik tarafını sordum. Abi dedi, nasıl oluyor? Dedi ki teamül olarak ve hukuki olarak ama teamülü de işin içine katarak söyledi. Fenerbahçe diyelim kupadan veya diyelim ligden çekildi. Bunun kararını. Futbol AŞ Üretim Kurulu verecek ve imzayı atacak resmi imza. Oradan da hı hı. dün sanıyorum Dilek Hanım, Dilek Güngör sabah gazetesinden deneyimli bir ekonomi muhabirdir. Müdür mü şu anda bilmiyorum, titrini bilmiyorum. Ee, Fenerbahçe'nin toplamda bu işten ligden çekilmekten söz ediyorum. Kupadan değil. 5 milyar liralık bir toplam zarar olabileceğini hesap ettiğini ifade etti hanımefendi. Bunlar, bunlar, rakamlar, evet. Bunlar. Bir şey söyleyeyim. Yani yani orada işte o bahsettiğim sopa gösterme şeyi de var. Yani Fenerbahçe çekilirse 5 milyon SPK'dan ceza gelir falan. Ee, o yazılara çok işte basit Aslında iyi örnek oldu abi. Hı -hı. O yazılar çok fazla. Yani şu var. Fenerbahçe çok kızgın camia olarak 7'den 70'e. Bunu diyorum. Yani bunu insanlar farkında değil. Ee, bu bir yerde zaten bir patlayacak. Kongre bir veri olacak. Sonrasında da bunu görecekler. Yani... Ferbahçe ligden çekilmeyi falan düşünüyor. 5 milyon ceza olacak. Yani Milyar. kimse sonuçlarıyla i̇şte, e, ilgilenmiyor serbahçe, yani. O yazılar falan, o yüzden çekilmeyecek. Çekilmesin. Çekilmemeli zaten. İşin o tarafı var ama. Bu zaten başkan söylediği o Kanter, göz yaşı, kötü, daha kötü, çok daha kötü olacak. Hani burada zaten evet, iyi evet, değil yani. başkan? Demedi. bak işte gene başa geliyoruz. İlk gün Ahmetle hepimiz konuştuk artık. O kadar çok şey konuşuyoruz ki birbirimizle ne <laughs> konuştuk ne konu belki zihnimizden geçirip adamla konuşmadık. Diye. Sen ne? Abi ilk gün 17 Mart gecesi bu olaylar olduktan sonra 18 Mart günü saat 19 sularında Pazar günü Aliko çıktı ve kusura bakmasın 1 ve 0 önerdi bize Fenerbahçe'ye daha. Evet. Şimdi sen aralarında ligden çekilmenin de bulun Aliko'dan öğrendiğim bir laftır o. Adreslersen Fenerbahçeliler o akşam seni küme düşürür, gelecek sene de Süper Lig'e çıkartır, evet, evet. sen de dünyanın en büyük Fenerbahçe başkanı olursun. Baba bunu yaptığın zaman, o cümleyi kurduğun anda 1 ve 0 anlatıyorsun. Halbuki sonra, Ersin'le yani Ersin Düzen'in kulakları çınlasın. Çarşamba günkü basın buluşmasında 1 ve 0 değil bizim seçeneklerimiz dedi. Ama başkanım o akşam 1 ve 0 anlattınız bize. Fenerbahçe TV'de. Şimdi dolayısıyla bir ve sıfır olmaması çok makuldür. Ve aralarında en böyle e, operatif, en meze Ramazan Ramazan'da e, alınabilecek ilk karar da budur. Hatta bunun da dediğim gibi biraz eğilip bükülüp U19'da da çıkalım. Orada gelecek seneki hatlarımızı da kaybetmeyelim. Ben onu hazırlamıştım. Varsa Kaybedilmek şey isteniyor biraz işte. E, gelecek sene şey Türkiye Kupası'nda olmama fikri de çok güçlü. Hani gelecek sene Türkiye Kupası'nda olmayalım böyle bir reaksiyon gösterelim. Grafiği ee, rica ederim, Orada şey da. vardı, tamam. grafik vardı bir tane. Olmadıkları ha, zaman neler oluyor? Çok e, ciddi tazminatlar söz konusu oluyor. E, ama mesela o yine çarşamba günkü toplantıda... Evet, Süper Kupa açık çıkmazsa Fenerbahçe ne olur? TFF talimatı kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp takip eden sezon Türkiye Kupası'na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda Süper Kupa'da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa'nın organizasyonu için yapılan masraflarla organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF'nin karşılaşacağı maddi manevi her türlü zararı üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan cezai şart tazminat ve bunun gibi dahili tazminle yükümlü olduğu gibi Süper Kupa'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz diyor. Ya Beşiktaş bunu yaptı zaten. Beşiktaş bunu yaptı. yaptı. örnek var. Bir Beşiktaş, sene sonra çıktı. Aynen çıkmadı. öyle. Yani bu tepkiden sonra bir de şu var ya böyle Fenerbahçe şu olur bu olur ya bunlar... E, olmaz olmaz. Ya, olmaz, ya olmaz. şunu demek istiyorum ya Fenerbahçe işte zaten Fenerbahçe'nin isyan ettiği bu ya 15 yıldır diyorum ya. Dün bir yazı yazdım Habertürk.com sitesinde yaşadım kurşunlama 3 Temmuz e, siyasilerin Fenerbahçe aleyhine açıklamaları yaşananlar. Ya bu zaten buna tepki yani. Fenerbahçe Süper Kupa'ya çıkmazsa ne olur? Bir sonraki sezon Türkiye Kupası'nda yer almaz. Zaten vermeye çalıştığı tepkinin içerisinde bu da var yani. Hani burada bu tepkin devam etmesini İçi, de istiyor yani. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi ve kupadan çekilmesine bir oylama yapsan, hani var ya Fenerbahçe'yi istemeyenler içinde bir oylama yapsan e, inan çıkmaz. Herkes ister Fenerbahçe'nin var olması. Özellikle dün açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları yine Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini içermedi. Oradan hareketle neler söylemek istersin Ahmet? Şimdi o maçla ilgili dün başkan da bazı açıklamalar yaptı. Orada soyunma odası koridorlarında ne oldu? Hiç oradan neredeyse sıfır sek. Orada duyduğumuz bazı detaylar var. Trabzonspor'un yedek kalecisi galiba Mustafa Taha'nın saldırısı var orada. ...Mustafa Sarp'ın e, İsmail Kartal'a saldırı te teşebbüsü var. Yani oradaki konuları da mı inceliyorlar, oradaki gündemleri de inceliyorlar mı? Gözlemciler oradan ne yazdı? Hı -hı. Onları da göreceğiz. Burada sevklerden ziyade, yani benim fikrim belli. Bunu ısrarla e, tabii farklı yaklaşanlar da var. Yeşil sahada olan futbol hukukuyla yorumlanır ve yeşil sahada olmaması gerekenlere saldırdığı için futbolculara ceza verirseniz o sahada bundan sonra her şeyin önünü açarsınız. Bu benim düşüncem bu şekilde ama benim sormak istediğim bazı sorular var. Birincisi bu maçta benim duyduğum kadarıyla 178 polis görevliymiş stat içinde. Bu gerçek mi? Değilse gerçek rakam nedir? E, 178 polis derbi için hatırlar mısınız şu haberler 2000 2500 Ali Koç 1400 polis olduğu söyleniyor fakat bu polisler sahada yoktu dedi basın 178 polis. Daha önemli sorular var. İl Güvenlik to to Kurulu toplantısında normalde derbilerde sadece ev sahibi takımın pasoliklerine açık olur. Maksimum TFF pasoliklerine açık olur. Diğer takımlara kapalı olur. <laughs> bu İl Güvenlik Kurulu kararlı toplantısında neden diğer takım taraftarlarına da derbilere de derbilerde yani Galatasaray Beşiktaş diğer takım taraftarlarına herkese açıldı ki yaklaşık 3000 tane farklı takım taraftarı var. Bunların yaklaşık 2000 tanesi Galatasaray taraftarı. Hiçbir derbide olmamış bir şey örneği varsa çıkıp yetkililer göstersin. Bu İl Güvenlik Kurulu toplantısından neden böyle bir karar çıktı? Burası da çok ciddi soru işareti. Yani bu noktada sevklerden ziyade burada bir organizasyon olduğunu gösteren şeyler bunlar. Ve dediğim gibi sevklerde e, 1 Nisan'a bırakılma sebebi olarak federasyon kaynakları bunun hep seçimle alakalı olduğunu söylüyor. Ben seçimle alakalı böyle bir beklenti olduğuna dair bir şey duymadım ama Federation federasyon mi? kaynakları hayır e, yerel seçimden dolayı olduğunu tamam. söylüyor federasyon kaynakları bunun. 1 Nisan'da açıklanacak sevkler kongrenin de ateşini direkt olarak etkileyecek. Bunu 1 Nisan'da söylemek gerekiyor. açıklanacağını düşünüyor musunuz? Yani kesin açıklanacak. Tabii tabii. Hadi belki 3'e e bırakılır diyeceğim de maç var 3'ünde. Yani, yani seçim, yani seçim, sonucuna göre karar değişir bile diyebilirim yani de. E yani. Şu anda etrafımda Cem Küçük, Faruk Aksoy falan yok yani. Sizler varsınız yani. Sporda kalalım. Evet, Çünkü yani. öyle bir ülke yani. Şimdi Ahmet diyor ki federasyon kaynakları seçim bekliyor diyor. Hani normal şimdi... bir spor yazarını Norveç'te tımarhaneye atarlar bu lafı söylediği zaman. Ne doğru diyorsun oğlum sen derler. 17 Mart'ta maç oynanmış. Türkiye'de 31 Mart'ta yerel seçim var. Sen bunu söylüyorsan spor yazarı değil normal sokakta gezmezsin. Muhammed'i e tımarhaneye atarlar. 2 e Nisan'da da lan? kongre Seçimle var ya. alakası varmış konunun? Hani anlayabilmek zorunda Çünkü iki tarafı yani. da mutlu etme. Lan, yani, ben, işte, ben şimdi bu... Trabzon'ların da tepkisi var. Ee, konuşuyoruz oradaki... Abilerimizle çevremizde de konuşuyoruz. Onlar da sağ içindeki saldırının mutlaka cezalandırılması evet. gerektiğini söylüyorlar. Hani futbolcuların taraftarlara şeylerini. Ben şu konuda da bir şey söylemek yani istiyorum. Yani futbolcuların da cezalandırılması gerektiğini, ceza gerektiğini, gerektiğini düşünüyorlar. Hatta agri hukuktan cezalandırılması gerektiğini düşünüyorlar. O, in, o, o isteği biraz garip buluyorum. Ee, ...gözaltına alınan taraftarlara sahip çıkılmasını garip buluyorum. Bunları söylememiz lazım. Hiç kimse biz olayları kınadık demesin. Hepsine sahip çıkıldı. Hepsi kahraman gibi karşılanıyor. Geçen bir iki tane serbest bırakıldı. Fotoğrafları gördük. Burada biz dillendirmesek bir tanesinin fotoğrafı yoktu. Bakın bunlar olmaması gerekiyor. Bu iki... He, ya Trabzon barosu e, protesto yaptı bu tutuklular için. Ya bunları kahraman yaptınız gene. Şimdi Trabzonlar... Ee, bize diyor ki oradaki arkadaşlarımız şehrinize diyor ki ya Trabzon olunca konu e, bütün Trabzon'a mal ediliyor. İşte diğer şehirlerde olduğu böyle yapılmıyor. Onlara. Ali Koç dahil olmak üzere ben hiçbir Fenerbahçe'nin konuyu Trabzon spora mal ettiğini görmedik. Görmedik ama abi evet. ve sahip çıkıldı. Bakın ya yani bunu yap yapıyor Trabzon bu. Spor sahip çıkmıyor. Trabzon sahip çıkıyor. Evet Trabzon sahip çıkıyor. Yani o Fark sahaya yani. atlayanlar kahraman oldu gene. Yani bu bunu söyle, görüyoruz. Yani önce onları kanama Şimdi Sayın Ertuğrul'dan da amasız fakasız kınıyoruz diyor sonunda ama diyor. <laughs> Kınamanın sonunda. Bu hani ona tepki değil. Sadece şu Trabzonspor'da evet bu konudan çok çekmiş bir kulüp. Yıllardır bu dışlamadan bu uzak üç büyük kulüp ve karşılık üç büyük kulübün ön plana çıkarılıp Trabzon'un uzakta olduğu kalır. için evet bunların hepsini söylüyoruz ama Trabzon'da da bu adamlara mesela sahip çıkıldı. Hepsine ee, büyük büyük avukatları ilgileniyor büyük büyük isimler arkasından gidiyor sahaya atlaması ya o maskeli adamı Trabzon'a nasıl yakıştırıyorsunuz o ya hiçbir şekilde bizim fıtratımızda olan bir şey değil o mesela ama yok direkt herkes sinirlenmiş tahrik olmuş ya evet tahrik varsa da sinirlendirecek sebep varsa da bunları yapmaya sebep değil önce bu yanlışları yapanları bu sistemin dışına atmalıyız. Trabzonspor Kulübü normalde bunu Fener de yapmıyor Galatasaray Beşiktaş da yapmıyor. Sahaya atlayan herkese ömür boyu statlardan men cezası vermesi gerekirken bunu kimse yapmıyor tekrar söylüyorum. Ee, <laughs> bunu beklemiyorum da ya ama bu kadar sahip çıkılmasın. Beş gözaltı var ya futbol takımına saldırıldı anlamıyor herkes diyor ki hala o tahrik oldu bu tahrik oldu. Ya Avrupa'da bir sürü olay yaşıyor sonra tokatlıyoruz sağdan soldan. Ya bu kötülere sahip çıkılmaması gerekiyor ki biz de Trabzon'da o Trabzonsporu bu işten ayırabilelim ki Ali Koç maçtan önce tamam ilk Selahattin Bey'in açıklamasında kızdılar hakemle ilgili. Sonra Trabzon cephesinden de açıklama geldi sonra Ali Bey bir sürü güzel açıklama yaptı Ertuğrul'dan bir sürü güzel açıklama yaptı. Maçın ilk yarısında hiçbir futbolcudan hiçbir tahrik yok. Bunlar tahrik sebebi de değil. Bu kadar küçük şeylerden tahrik oluyorsanız sorunlu olan sizin psikolojiniz. Yani tam ikinci yarıda futbolcuların da yanlış hareketleri var. Hı hı. Yok demiyorum. Ama maç normal giderken kafalarına maddeler yağmazken herhangi bir sıkıntı yok. Ve sahada çok temiz bir maç. Tertemiz bir maç. Şu konuda e, Kulüpler Birliği toplantısında konuşulmuş e, baş, e Başkan Koç'un Kulüpler Birliği'ni bırakması, başkanlığı bırakması, sonra işte kabul edilmemesi ve şöyle bir cümle var. TFF başkanı için istifa etmesin veya görevden alınmasın diyen hiçbir kulüp olmadı demiş İstanbul Spor Kulübü Başkanı. E, Samsun Spor Kulübü Başkanı da birçok kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevini yapamadığını düşünüyor. Yani Başkan Ali Koç dün toplantının sonunda ben genel kuruldan sonra net kararımı vereceğim dedi. Hani Birliği kadar evet, evet onu ekleyelim. Konusunda. Aynen. Yani orada da bir netlik yok. Yani bu açıklamalar işte Merkez Hakem Kurulu'nun kararlarının e, sızdırılmasından yani yön sonra e, var kayıtlarının açıklaması. Yönetilemeyen bir futbolumuz var ve orada şimdi az önce dedim ya Ahmet'i tımarhaneye atarlardı. Şimdi bu söylediklerimden de beni tımarhaneye atarlar. Çünkü onun da hesabı yerel seçim. Yani yerel seçimden sonra gider falan demiyorum ama hangi kulüp başkanıyla en üst düzeyden en normal yönetisine kadar konuşursan bunun ömrü uzun değil diyor. Cümle aynı, Bunun İş. ömrü uzun artık ismini ve telaffuz etmiyor. Ama bir insan nasıl böyle e, ya her şeyden evvel ben şu gün istifa ederdim. Ali Koç dedi ya o e, Abdülkadir'lerin Toplantı. toplantısına sen katılmışsın. Reddetti ya Ali Koç bunu anlattı ya. Onun kanıtı çıktığı gün ya kusura bakmayın ben hakikaten doğruyla ilişkimi mesafelendirmiş bir insanım diyerek. Sağlığımı kaybettim artık. Akıl sağlığımı, ruh sağlığımı kaybettim. O gün Ali Bey'e öyle şey söylemek zorundaydım. Bugün de bu gerçek ortaya çıktı. Özür diliyorum deyip yani sadece bu bak bir her şeyden geçtim. Riyad'ı geçtim, yumruk olayını geçtim, yapamadıklarını geçtim, ezilip üzülmesini geçtim, beceremediklerini geçtim. İçeride ben ben. Ya dün Ömer Faruk Ünal abi kulaklaşın nasıl bir yazı yazmış. Ömer abi o gün ben Ali hani Koç'un toplantısında Ömer abi de vardı. 99 madde yazacağım dedi. 99'unu yazamamış. Yer yetmemiş Türkiye Gazetesi'nde. <laughs> 99 tane dedi hakemle ilgili dedi aldığı ve yanlış olan ve sonrasında uygulayamadığı karar var Türkiye'de dedi. Ve dün işte daha ne diyecek Yüksel Yıldırım ve Mehmet Fatih Sara şu anda en ön planda iki isim çıktılar dediler ki görevden alınmalı. Yani artık her şey evet. o kadar net ki ve o kadar net konuşuluyor ki. bunları vardı. Evet, normalleş, bunların normalleştirmesi <laughs> anormali bir normalleştirdik. Yani bunların nereden ya, kusura bakmasın abi. O, bunu kabul eden de onlar yani. Yükseldi durumlar Mehmet Fatih abi o cümleyi kurabiliyorlar. Diyorlar ki görevden alınması da diyorlar yani. Ha, yani çok kısa bir süre içerisinde ben Ali Bey'le Ali Bey'le o günkü basın buluşmasında da aynı izlenimi aldım yani herhalde artık o da yani eğer normal akıl sağlığı yerinde bir insansa ki olduğunu biliyoruz. Koskoca bir iş adamın akıl sağlığı yerinde de belki duygularına hakim olamıyordur. O da muhtemelen yerel seçimlerden sonra e, bu işin bırakılması gerekmektedir yani. öyle Şunu görüyorum. da soracağım. Beş dakikamız kalmış e, sonlara doğru gelirken. süre istiyoruz sayın yönetmenim. <laughs> e, şöyle şimdi bu vay kayıtlarının açıklanmasından sonra... E, Hakemlerin yaptığı açıklamalar, işte Abdülkadir Bitilge'nin, Özgür Yankaya'nın yaptığı açıklamalar. İşte hata yaptım. Beklentiye baktım. Orada itiraz eden oyuncular vardı. Neden yaptığımı ben de sorguluyorum mesela. Şimdi şey, bu... Lafını kestim de. Şu Ahmet'in az önceki Trabzon konusunu bitireyim. Tabii. Ee, Ali Bey'in açıklamalarından yola çıkıyorum. Ha. Hakeme tam puan verildiği iddia ediliyor dedi Ali Bey. Çarşamba günü. Evet, evet, evet. Tedbirsiz sevkler iddia ediliyor dedi. Dün de söyledi. Temsilci raporlarına ulaşamıyoruz dedi. Ek raporların ek raporları var dedi. Ee, ek raporların değiştirildiğini verdi, iddia evet. etti. Bu arada Aa, bu, bunlar bu, çarşamba günü bu, Ali Bey'in ağzından çıkan laflar. Çünkü ben e, Ahmet Yılmak'ın birisi olamadım. Şimdi işte hep notlarımla konuşuyorum. <laughs> Estağfurullah abi. Benim de notlarım var da daha farklı. Ek raporlar yani. değiştiriliyor. Gibi bir ifadesi var Sayın Erikoç'un. Bilginiz olsun yani sana ilave olarak. Evet evet. Bu, bu açıklamadan önce zaten kulağımıza gelen bir şey. Çarşamba günü üstünde de bayağı bir tepinildiğini duyuyoruz. Tabii bu yalanlanabilir bir Tünel şey. görüntüleri çok önemli. Tünel görüntüleri yok alamıyoruz. Bahsettiğim konu. Çünkü tünelde saldırılar var, saldırı girişimleri var. Ee, yani federasyon maalesef fazlasıyla baskıdan etkilenen hı hı. E, hele ki eee Adı siyasi olan bir baskı. Ben bunları kabul etmiyorum. Bunların bazıları evet olabiliyor vesaire ama birçoğu da bunların Arada lafla, kraldan, çok, kralcılar kraldan var. çok kralcılarla olan şeyler. E, federasyon e, nereden başım en ağrımazın kararını bulmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde bu olaylara verilecek ceza en az başım nasıl ağrır? Biz de buna karşılık duyduğumuz şey, bence eğer Fenerbahçe Süper Kupa'ya çıkmazsa o da çok güzel bir gerekçe gösterilir. Yani seçimden sonra Mehmet Büyükekşi'nin görevinin biteceği. Bu konuda e, biz bir iki adaydan bahsettik. Hı hı. E, Mahmut Özgener burada en güçlü aday e, diye duyduğumu ifade ettim. Göksel Gümüştağ'ın ismi de geçiyor dedim. Sevgili Ferdun Nidelioğlu da bir araştırma yapmış. O çok geniş bir liste. Mecnun Otay Süleyman Urma, Alanya Spor Başkanı, İlker Aycı, Mustafa Eroit gibi birçok Farklı isimden Mustafa Ereğüt için bir set daha bekleriz diyorum. yani Evet ee... buradaki adaylar da abi mesela Süleyman Nurma bir iki kulüp istiyor, Ali Koç istiyor, Mecnut Yakmaz'ı Göksel Gümüş daha önermiş. Mahmut Bey'le mesela... Mahmut Bey'in çok yakın çevresi, Mahmut Bey'in bu işe çok gönüllü ve hevesli olduğunu öyle bir öneri geldiğinde %100 kabul edeceğini söylüyor. Ama seçimden sonra bir hareketlenme olacak futbolda. Hele ki Fenerbahçe 7 Nisan'a çıkmazsa o hareketlenmeyi çok daha hızlı bir şekilde göreceğiz. 7 Nisan'dan sonra başka bir e, hamle daha gelir mi sence ya burada, Fenerbahçe'de? Abi bilmiyorum. Ya yabancı hakem artık elzem. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Ya bu Galatasaraylılar da beş hani burada artık Feneri Galatasaray... Okan Hoca'ya şey, orada itibar suikastı yapıldı. Okan Hoca o basın toplantısında yabancı hakemle de oynarız denmişti. Orada itibar suikastı yapıldı Okan Hoca'ya. Ya, daha yabancı hakem ister. ...istiyor, Bir aydır da konuşuluyor. Fenerbahçe lige günden beri de Galatasaray istiyor. Onu da söyleyelim. Ya yani. istesin. Ya, ya bu işin takımı kalmadı. Bu yani bu hakemlerle gidemez. Daha bakın daha kritik haftalar geliyor. Bunu evet. biz şey olarak Ve söylüyoruz. Ve sadece şampiyonlukta mi? değil. Evet. Şampiyonlukta Aşağıda de değil. Aşa Asıl krizler orada <laughs> çıkacak. Asıl kavgalar orada çıkacak. 6 7 takım bu işin içerisinde bu hakemlerin psikopu birisi diyor ki oyuncuların şeyine baktım biri diyor yani ki hissiyatım de. öyleydi yani ne vazgeçiyor Ali, Ak, Ali Bey de, Ali Bey de bunu teyit etti ben bilgimi Ali Bey'e söyledim o da evet ben de biliyorum dedi Beşiktaş Galatasaray maçına Halil Mutmeler çıkmak istemiyor bak burada bas bas evet. bardık Beşiktaş Galatasaray maçına Halil Mutmeler çıkmak istemiyor çünkü biliyorsun yumruk'tan sonra iki tane böyle makul maç aldı çocuk çıkmak istemiyor. Toparlayamadım kendimi. Gene, Trabzon'dan Sonra geçeceksin. Fenerbahçe Trabzon başına çocuk gene çıkmak istemiyor. Çocuk diyorum yani kusura bakmasın Halil Umut gibi Türkiye'nin ne çıkmak istemiyor. Bak Türkiye'de hakem yetişmiyor yetişmeyecek çünkü hakem olmak istemiyor artık insanlar. Ya burada hani kaynak Türkiye'de belli etmemek işler. için Ölkemi, söylemiyorum da zaten Halil başkan. de bakın o sahada futbolcuya söylediği garip laflar var. Yani onu da kötülemek için söylemiyorum yani psikolojisinin bozuk olduğunu ispatlayan garip lafları var. Ve e, ya bu arada polisle ilgili bir şey söylemeyi unuttum. 178 polis. Trabzon'da da daha önce işte bak konu gene oralara gidiyor. FETÖ'cü olduğu daha sonra ortaya çıkan kişiler anormal güvenlik önlemleri almıştı. Çatılara sniperlar falan. Trabzon sporlarda bir şey Trabzonlularda Ama abi son şey 4, refleksi son 3, senedir hatta 5-6 maçtır kupalar dahil. Öyle bir evet, şey olmuyordu. Yok, öyle bir olay olmuyordu. Kadar. Ve şu var. Fazla önlem alındığında Trabzonlar rahatsız oluyor. Kardeşim biz hayırdır Haklı olarak, bize biz niye? Biz, şey, yani, biz terörizmize dönüyor. Bu az olmasının arkasında bu background da olabilir. Konunun temeli gene FETÖ'ye gidiyor yani. FETÖ'nün operasyonlarına gidiyor yani. İşte toplumu kutuplaştırmaya çalışan şeylerine gidiyor. Orada seklerden önce keşke bu konular biraz daha bu sorduğum sorular il güvenlik kurulu, polis sayısı vesaire bunların üzerinden biraz daha net aydınlatılsaydı ki iyi olurdu. Bir cümle de sizden alayım kapatalım Mehmet Ayhan. Fenerbahçe'yle olmayan bir insan olarak Fenerbahçe'nin asla ligden çekilmesini istemiyorum. Dün Ali Koç'un YDK'da son cümlelerinde taraftarına yaptığı seslenişinde Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da alacağı yetki sonrası yönetimin ilk aksiyonu olacağını öngörüyorum, varsayıyorum, zannediyorum. O aksiyonda A süper kupaya çıkmamak, B genç Takıma çıkmak seçeneklerinin bulunduğunu öngörüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum Mehmet Ayan, Ahmet Selim Kul. Biraz gündemi konuşmaya, toparlamaya çalıştık sizlerle. Sevgili izleyenler, HT haftaya tabii aynı saatte konuklarımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.